Merhaba çocuklar, derse hoş geldiniz. Bugün yine sizinle beraber bir tekerleme ile derse başlayalım. Çocuklar, tekerlemeleri ezberlemenizi istiyorum. Çünkü tekerlemeler hem sizin konuşma becerinizi geliştirecek, hem kendinizi daha iyi ifade edebilmenizi sağlayacak, hem de okuma hızınızı artıracak. Çünkü okuma hızınızın artması gerekiyor çocuklar. Okuma hızınız arttıkça okuduklarınızı anlamak da daha kolay olacak. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi beni tekrar edin, olur mu? Hadi bakalım. Atlar geliyor, arpa buğday istiyor. Arpa buğday yok, kilimci de çok. Kilimci kilim dokur, içinde bülbül okur. O bülbüller benim olsa, iki kardeşim olsa. Biri Aliş, biri Beliş. Evet, anlaştık mı? Ezberliyoruz. Tamam mı? Peki çocuklar, bugün sizinle beraber bakın. Aynı bu elimle yaptığım gibi sesini öğreneceğiz. Hadi siz de yapın benimle beraber. Evet. Şimdi bakalım, peki burada vazo. 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 Hangi sesi başlıyor? Evet. V sesiyle başlıyor. Aferin. Peki buna bakalım. Ev. 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 Hangi sesle başlıyor? E sesiyle başlıyor. Peki hangi sesle bitiyor? Ev. Ev. V sesiyle de bitiyor. Aferin. O zaman satır sonuna şöyle yapıştırıyorum. Evet. Şimdi buna bakalım. Havlu. Havlu. İçinde sesi var mı? Havlu. Havlu. Evet. Hav. Ortasında var değil mi? Hatta köpekler nasıl havlıyorlar? Hav. 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 Hav diye değil mi? Vuu sesini bastırıyorlar. Peki bakın çocuklar, bu vatoz balığı. Vatoz. Hiç gördünüz mü? Aranızda gören var mı? Ben hiç görmedim ama çok merak ediyorum. Sadece belgeselde görmüştüm. Vatoz. Hangi sesle başlıyor? Evet. Vuu sesiyle başlıyor. Peki buna bakalım. Vida. Bir şeyleri asmamızı sağlıyor. Vida. 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 Hangi sesle başlıyor? Tekrar edersen duyarsın. Vida. Evet. Aferin. Sesiyle başlıyor kesinlikle. Peki benim canım çocuklarım. Yaparak bu sesin yazım yönünü öğrenelim. Çocuklar, şimdi bu sarı kısma bakmanızı istiyorum. Bu sesi yazmak çok kolay. Yukarıdan aşağıya yan bir şekilde geliyorum. Hiç elimi kaldırmadan tekrar yukarı çıkıyorum. İn, çık. İn, çık. Bu kadar. İn, çık. İn, çık. Bu. Kolay değil mi? Şimdi büyük yapalım. Yukarıdan aşağı gelip bu üç çizginin arasına sığdıracağım. Hiç elimi kaldırmıyorum. Tık yukarı. İn, çık, in, çık. Bu. İn, çık. İn, çık. Bu. Kolay değil mi çocuklar? Evet, kolay bence de. Şimdi bir küçük bir büyük yazalım bir de buraya. Bir, indim, çıktım. İndim, çıktım. Sesi. Evet çocuklar, şimdi satır sonuna kadar siz yazın. Ben tahtayı sileceğim tabii ki. Evet, şimdi çocuklar, ben size bugün bir tane metin okuyacağım. Sonra biz o metni beraber tahtaya yazacağız, tamam mı? Şimdi arkanıza yaslanın, hiçbir şey yapmayın, sadece beni dinleyin. Manav. Manavlar mevsimine göre meyve ve sebze satar. Bizim mahallede de bir manav var. Kavun, vişne ve kiraz yaz meyvesidir.
Portakal ve ayva kış meyvesidir. Bol bol sebze ve meyve yemeliyiz. Evet çocuklar, metnimiz bu kadar. Şimdi ben söyleyeceğim, siz de yazacaksınız. Yine başlık için kırmızı kaleme ihtiyacım var. Al kırmızı kalemini. Başlıkta ne yapıyordum çocuklar? Bu satırı ortalayarak başlığımı yazıyorum. Ve başlığın bütün harflerini de büyük yazıyorum. Manav. Başlıkta bana bakabilirsiniz çocuklar. Ma. Ya da kendiniz yazabiliyorsanız yazın. Ma. Nav. Yukarıdan aşağıya doğru düz çizgiler indirirseniz çocuklar yazınız güzel olur. Ma. Nav. Ma. Nav. Hangi sesi bitiyor? Evet, az önce öğrendiniz. V sesiyle bitiyor. Manav. Peki. Satır başına gel. Kurşun kalemini al eline. Kurşun kalem. Manavlar. 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 Yazın bakalım. Manavlar. Önce siz yazın. Peki cümleye başladım. İlk harfim nasıl olacak? Büyük olacak. Aferin size. Manavlar. Satır başındayım. Yukarıdan aşağı dümdüz indim. Ma. 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 Nav. Her yazdığım heceyi okuyorum ki yanlış yazmayayım, unutmayayım. Tamam mı? Manavlar. Manavlar. Manavlar sesiyle de bitiyor. Virgülümü de koyuyorum çocuklar. Siz de virgül koyun. Manavlar mevsimine. 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 Hadi bakalım benim çocuklarım. Güzel güzel yazın, tamam mı? Özenli özenli yazın, tamam mı? Aferin size. Yazdınız mı? Ben de yazayım. Bir parmak boşluk. Mev. Mev. Mevsi. Mi. Mi. Ne. Mevsimine. Mevsimine. Göre. Göre. Evet. Yazdınız mı? Bekleyeyim mi biraz daha? Göre. Gö. Gö. Re. Göre. Meyve. Meyve. Yazın hadi. Meyve. 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 Evet çocuklar, burada çok yarım kalmadı çocuklar. Ben buraya devam ediyorum. Mey. Mey. Meyve. Meyve. Evet. Boşluk bırakın. Ve. 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 Hadi. Ve. Bir parmak boşluk. Ve. Sebze. Sebze. Ze, sebze. 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 Sebze, 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 sebze. Yazdınız mı? Ben de yazayım. Seb. Eğer hata yaptıysanız çocuklar silginizle hatanızı düzeltin. Tekrar yazın, tamam mı? Tahtadan da bakabilirsiniz. Sebze. Satar. Sa,
Tar, satar, 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 satar. Bir parmak boşluk bırakıyorum yine. Sa, sa, tar. Cümlem bitti. Ne yapıyorum? Noktamı koyuyorum. Okuyalım bakalım doğru yazmış mıyız? Manavlar mevsimine göre meyve ve sebze satar. Devam ediyorum. Hala yerim var satırda. Yeni bir cümleye başlıyorsam noktadan sonraki başlayacak olan harf nasıldı? Hangi nasıl yazılıyordu? Büyük mü yazılıyordu, küçük mü? Evet, büyük yazılıyordu değil mi? Noktadan sonra yeni bir cümleye başlıyorum. Tamam. Bizim. O zaman b nasıl olacak? Bizim. Evet, büyük olacak. Bizim. 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 Buradayım. Bir parmak boşluk bıraktım. Noktayı gördüm. Büyütüyorum çocuklar. Bizim. 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 Evet, benim yerim kalmadı. Yazdınız mı çocuklar? Ben siliyorum şimdi tahtayı. Evet, burayı siliyorum. Siz silmeyin defterinizi. Siz devam edeceksiniz. Kaldığımız yerden. Evet, ne demiştim en son? Bizim yazmıştık, değil mi? Bizim yazdık. Mahallede. 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 Uzun bir kelime çocuklar. Heceleyin, tamam mı? Okulda da bunu yapın. Öğretmen size kelimeyi söylediğinde bu şekilde sesli tekrar edin ki yanlış yapma olasılığınız düşsün. Tabii ki hata yapabilirsiniz. Ama bizim istediğimiz ne? Hatalarımızı olabildiğince azaltmak, değil mi? Mahallede. Ben buradan devam ediyorum. Cümlem henüz bitmemişti. O yüzden küçük harfle devam ediyorum. Mahal. Hal. Mahalle. Le. Le. De. Mahalle. De. Evet, bu kelimede bir tuzak var değil mi çocuklar? Yan yana iki tane ses var. Mahallede. Mahallede. Tek seferde okuyorum ama. Mahallede. Sonra bir parmak boşluk bırakın çocuklar. Tekrar yazın. De. 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 Hadi yazın. Bir parmak boşluk. De. De. Bir parmak boşluk bırakın. Bir parmak boşluk bırakın. Bir. 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 Aferin benim tatlı çocuklarıma. Yukarıdan aşağı geldim. Güzel güzel özenli özenli yazıyorum. Bir. 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 Manav. 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 Hiç manava gittiniz mi çocuklar? Güzel güzel meyveler, sebzeler aldınız mı? Annenize, babanıza yardımcı oluyor musunuz? Aferin size. Manav. Manav. Bir parmak boşluk. Evet, yazıyorum. Ma. Ma. Nav. Manav. Bir manav var. Bir parmak boşluk bırak. Var. 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 Yazdın mı? Bir parmak boşluk.
Var. Var. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Evet. Devam edeceğiz şimdi. Noktamı koydum çocuklar. Cümleye nasıl devam edeceğim? Büyük bir harfle başlayacağım, değil mi? Kavun. Kavun. Ay çok seviyorum çocuklar kavun. 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 Özellikle de Balıkesir'in kavunları meşhur değil mi çocuklar? Çok tatlı ve güzel oluyorlar. Kavun. Kavun. Araya virgül koyalım. Şu şekilde virgül koyun çocuklar. Kavun. Vişne. 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 Evet, yazdınız mı? Ben de yazayım. Vüv sesini duydum. Viş. Vişne. Ne? Vişne. Kavun, vişne. Şimdi bir parmak boşluk bırak söylüyorum. Ve. 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 Yazdın mı? Kolay değil mi? İki tane harften oluşuyor. Ve. Kavun, vişne ve. Kiraz. Kiraz. Çocuklar en temiz meyve hangi meyvedir? Kiraz. Kir az. Espri. Kiraz. 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 Bir parmak boşluk. Ki. Ki. Raz. Kiraz. Yaz. Bir parmak boşluk bırakıyorum. Yaz. 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 Evet, devam ediyorum. Ya. Yaz. 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 Meyvesidir. 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 Evet. Çocuklar bu kılavuz çizgili defterinizi hep saklayın, tamam mı? Anı olarak. Kaybetmeyin. Meyvesidir. Cümlem bitti. Ne yapıyorum? Noktamı koyuyorum. Meyvesidir. Devam ediyorum şimdi. Bir cümle daha yazıyorum. Bu son cümle. Hadi çocuklar. Bol. Noktayı gördüm. Cümlem nasıl başlayacak ilk harfi? Büyük harfle. Aferin sana. Bol. Bak öğreniyorsun. Bol. 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 Evet buradayım. Bı, 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 bı. Yukarıdan aşağı geldim. Bı, 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 bı. Bol. Bir parmak boşluk bırakın çocuklar. Tekrar yazın. Bol. 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 Evet. Bol. Bol, bol. Bol, bol. Tekrar ediyor çocuklar bu kelime. Bol, bol. Bol, bol. Bol, bol. Sebze. Sebze.
Z. Sebze. 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 Evet. Bir parmak boşu bıraktım. Yazıyorum. Seb. Sebze. 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 Ve. 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 Bir parmak boşluk bıraktım. Ve. Benim yerim kalmadı. Ne yapıyorum ben? Tahtayı siliyorum. Siz defterinizi silmeyin sakın. Kaldığınız yerden devam edin, tamam mı? Ve. Ve'yi yazdım en son. Güzelce sileyim. Devam edeyim. Ve. Meyve. Buradan devam ediyorum ben. Meyve. 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 Buradayım. Me. Mey. Meyve. Ve. Meyve. Yemeliyiz. Yemeliyiz. Evet, uzun bir kelime. O yüzden tek tek hecelerini içinizden söyleyin. Yemeliyiz. Yazdınız mı? Ben de yazayım. Ye, ye, me, me, li, yes, ye, me, li, yes. Nokta. Evet çocuklar, metnimiz bitti. Yazınızı çok merak ediyorum. Bakalım manav metnini nasıl yazdınız? Bana Instagram'dan fotoğrafını atın, tamam mı? Canan Kardeş Ogretmen Instagram hesabında. Annene ya da babana ya da yanında kim varsa onlara söyle. Fotoğrafını çekip bana atsınlar. Bir bakayım benim çocuklarım nasıl yazdılar. Çok merak ediyorum. Evet, eminim ki çok güzel yazdınız. Ben de size bu şekilde yıldızlar vermek istiyorum. Peki çocuklarım, şimdi güzel güzel yazdık. O zaman biraz da okuyalım mı? Evet, yine Canan öğretmeniniz okuyacak. Önce siz dinleyeceksiniz. Tamam mı? Evet, buradayım şimdi. Burada çok güzel bir arı var. Çiçeklerin üzerine konmuş pembe pembe çiçekler. Bir tane de ördek var, göldeler. Bakalım ne diyecek bize? Vız vız arı. Arı vız vız eder. Bu ünlem işareti çocuklar. Bunu söylerken seslendirme amaçlı buraya koymuş bak. Okurken ben de öyle okuyorum. Bak, arı vız vız eder. Bütün çiçekleri gezer. Köpek hav hav, bak seslenir gibi okuyorum. Hav hav değil de ünlemi gördüm ya, hav hav der. Kemik bulunca yer. Kedi miyav der. O en çok sütü sever. Evet sevgili çocuklarım, şimdi ben göstereceğim, siz okuyun, tamam mı? Hadi bakalım. Vız vız arı, vız vız arı. Arı, vız vız eder. Arı, vız vız eder. Bunu okuyun. Bütün çiçekleri gezer. Köpek hav hav der.
kemik bulunca yer, kedi miyav der. O en çok sütü sever. Aferin, çok güzel okudun. Bravo sana. Peki çocuklar, bu derse hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok 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 mutlu oldum. Bir sonraki derste tekrar sizinle görüşmek üzere. Hoşça kalın.